Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber domates soslu cimbiber turşusu kurmayı yapacağız. Ben de ilk defa deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle malzemelerimizi sayıyoruz. Şöyle biraz iri robotta çekilmiş domates. 3-4 tane kadar vardı. Şöyle onun domateslerin yarısı kadar cimbiber. Ben büyük küçük karışıktı. Büyükleri birkaç şekle böldüm. Küçükleri aynı bıraktım. Saplar ayıklandı. Yıkandı. Zeytinyağı yarım çay bardağı, sirke yarım çay bardağı, tuz, maydanoz. Maydanozları doğramadık üzerine koyacağımız için ve birkaç diş sarımsak. Ben onları ikiye üçe böldüm ve bir kavanoz. Şöyle biraz taşıyacağı için de biraz da büyük bir kavanoz olması lazım. Öncelikle bunları cimbiberleri kavanoza doldurmakla başlayalım. Şöyle dolduruyoruz. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Çok lezzetli olduğunu söylüyorlar ama. Şöyle. Buna hiç su girmiyor. Tarifte hiç su yokmuş öğrendiğim kadarıyla. Sonra sarımsakları ekliyoruz. Şöyle. Domates. Domatesi kaşık yardımıyla dökmem gerekecek galiba. Domates. Domates. Biraz iri çektim robotta. Şöyle. Biraz tam şöyle ağzımıza gelsin diye biraz iri bıraktım. Robotun iri tarafında çektim. Şöyle. Üzerine ekliyoruz. Karıştırabilirsek. Karıştırarak. Bu taşacağı için biraz büyük bir kavanoz seçmeniz lazım. Çünkü bu biraz taşacak. Domates kabaracak. Ve bunu bir serin bir yerde saklamamız gerekiyor. Buzdolabında domates ekmeziği için buzdolabında olmuyormuş ama karanlıkta serin bir yerde bekletmemiz gerekiyor. Şöyle karıştıra karıştıra. Şöyle karıştıralım. Şimdi göz kararınca tuzunu atacağız. Şöyle bitir. Şöyle iki tatlı kaşığı attım. Tam benim kavanozuma denk geldi. Üşümüştüm ama tam denk geldi. Şöyle karıştırıyoruz. Şimdi yarım çay bardağı. De bunun üzerine zeytinyağı da ekleyelim. Yarım çay bardağı da zeytinyağı oldu. Üzerine ekledim. Şöyle bunu da ve karıştırıyoruz tekrar. Şöyle güzelce. Tarafı eşit olması için. Şöyle. Bunu bir hafta boyunca her gün sallayacağız. Kapağını açmayacağız ama şöyle her gün. Günde birkaç iki defa da olabilir. Üzerine küflenmemesi gerekiyor. En üstüne şöyle irice doğramadım. Hiç doğramadım maydanoz. Böyle iri iri saplarıyla dahi şöyle üzerine koyuyoruz. Şöyle. Maydanozun üzerine de çok hafif zeytinyağı. Çok hafif ama şöyle hava almaması için bu önemliymiş. Tabii ben de arkadaşlardan aldığım için bu tarifi. Şu kaşıkla üzerine birazcık da şöyle bastıralım. Buna bazılar şeker de koymuş ama ben şeker koymadım. Şöyle. Şöyle ağzını kapatacağız. Sıkı bir şekilde. Ve arada şöyle sürekli gözümüzün önünde olsun. Şöyle bir hafta boyunca, 10 gün boyunca şöyle sallanacağız. Ve şöyle turşumuz hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.